ən son xəbərləri dinləmək üçün Global Xəbərə abunə olmağı, videoyu bəyənməyi və sonda öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Tanış olun, Arzu Qeybulla, Azərbaycanlı jurnalist, blogçu və sosial media üzrə təlimçidir. Çıxışlarında və yazılarında Azərbaycan ordusu haqqında yalanlar yazır. Heç bir fakt və sübut olmadan bu xanım Suriyalı məsələsinin ön planı çəkir və əks təbliğat aparır. Güya ki, cəbhədə Suriyalılar döyüşür. Xanımın heç bir sübutu yoxdur və yayılan yüzlərlə cəbhə videosu var. Bir dənə də olsun belə bir şey qarşımıza çıxmayın. Ermənilərin paylaşdığı bütün videolar isə saxta çıxır və məlumdur ki, onların hamısı Suriyada çəkilir. Amma Arzu xanım bu məsələdə Nikolla eyni düşüncədədir. Bir de şunu söylemek istiyorum, hani bu Suriye'den getirilen askerlerin, paralı askerlerin Azerbaycan tarafında savaşması. Bu konuyu zaten bir sürü basın açıkladı, Suriyelilerin sosyal medyada paylaşımlarını paylaştılar. Azerbaycan'ın bunu inkar etmesi ve gerçekten bunun böyle olduğu aslında Azerbaycan'ın imajını çok kötü bir şekilde etkiledi. Çünkü şöyle bir bakış açısı vardı. Hani tamam, Azerbaycan bu savaşta biraz haklı, haksız. Hani topraklar, savaş onun toprağında gidiyor. İşgal edilmiş topraklar Azerbaycan'ın coğrafyasında. Böyle bir durumdayken neden böyle bir şeye evet dersin sorusu soruldu. Ben katılıyorum. Yani madem böyle güçlü bir ordumuz, böyle güçlü bir asker sistemi var ortada, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu ve imaj için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir blow. Evet, bir darbe et. Darbe evet. Oldu. Bunu evet. Kesinlikle ve kesinlikle söylemek istiyorum. Yani buradaki o şeyi anlamamak, belki de bu savaşın aslında ne kadar bu iki tarafı bu iki taraf arasında olduğunu anlamayan bir aktör tarafından yapılan intervention? Müdahale. Müdahale diyebilirim. Öyle bir değerlendirme yapabilirim. Şöyle bir şey yazıyoruz. Savunma Bakanlığı işte şu bölgelere ateş açılıyor, savaş devam ediyor ama biz gerekli olan cevabı veriyoruz. Sonra ardından işte videolar geliyor, işte düşmanın şu tankını patlattık, işte şu bölgeyi vurduk. Böyle bunun üzerine gelen videolar var ve sonra tabii ki bir süre sonra geri alınan, daha doğrusu devletin söylediği geri alınan toprakların, işte arazilerin, köylerin, tepelerin, stratejik tepe olarak dedikleri bölgelerin geri alındığı ile ilgili haberler getirilmeye başladı. Şimdi sen bir kere bu gazı verdin insanlara, bundan sonra artık sürekli devam eden bir beklenti var. Bugün bir yerleri aldık mı, almadık mı? Peki aldıysak neden oradan bir şey gelmiyor? Bunun üzerine bu sorular soruldukça da şimdi Savunma Bakanlığı yeni videolar paylaşmaya başladı. O da işte işgalden alınmış, geri alınmış topraklardan videolar. İşte şuraya bayrak konuldu. Dün Cebrail'den mesela video geldi, Savunma Bakanlığı paylaştı. Cebrail'e biz bayrağımızı diktik. Veya Ermeni ordusundan aldıkları tankları tekrardan boyayıp Azerbaycan askerlerin kullandığı renklere boyamalar. Yani bunların videoları geliyor. Arada bir böyle işte çok böyle pompalı milliyetçi asker videoları geliyor. İşte birkaç gün önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın da paylaştığı bir video vardı. Böyle biraz hani bizim askerlerimiz şöyle güçlü, böyle güçlü ve hani şarkıyı dinliyorsun. Şarkının sözleri tamamen düşmana yönelmiş. İşte düşmanı ezeceğiz vesaire. Biraz böyle yapacağız. Evet, ve arkada işte donanımlar falan gösteriliyor. Çok böyle hani patriotik ve milliyetçi bir retorik var. Hadrut'u aldık dedi. Şimdi artık yıl 2020, yani bu kadar rahat bir devlet başkanı olarak bu kadar rahat yalan demeyeyim, dezenformasyon diyeyim. Yani ne oldu? İşte Rusya'dan gazeteciler vardı, Hadrut'a gittiler, Karabağ Savunma Bakanı ile konuştular orada ve dediler ki burada Azerbaycanlı hiç kimse
Yok yani bu kadar rahat konuşamazsınız. Mesela F-16 konusu. Yani geçen pazar Gence askeri hava üssünü vurdu Karabağ ordusu. F-16 yok dediler. Yani artık çocuklar bile bugün Google Earth'ten bakıyorlar işte aşağıda neler olduğunu. Netleşmiş değil bu son kesinlikle açıklamada. Bir de o var yani. Var şu anda. Gördün öyle mi? Mi? Evet, yok. Tam şu anda Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Şöyle diyor. Ya iki önemli nokta var. İlkinde şöyle diyor. Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir. Tamam. Diyor. Yani istesek alırdık, almadık gibi bir şey diyor. Son paragrafta da şöyle diyor, bu da önemli. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir diyor. Masada olmadığı halde. Evet. Okay. Ama şimdiye kadar hep söylediği şey tamamen toprakların, Ermeni askerlerin topraklardan çekilmesini evet söylüyordu. Burada çok, bir çok burada bir dil ve pozisyon değişikliği var. Evet, evet. Ya da en azından söylem değişikliği var. Pozisyon evet değişikliği olmamış olabilir ama.